İyi akşamlar. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. 29 Kasım 2022 Salı gününün öne çıkan haber başlıklarıyla karşınızda olacağız bu akşam da sevgili izleyenler, ama habere geçmeden önce Devlet Hastanesi'nden yapılan bir açıklama var. Onu aktarmak istiyorum sizlere. Devlet Hastanesi'nde acil servis çalışanlarının yemek yemesine müsaade edilmediği, dinlenmesine müsaade edilmediği haberleri vardı. Sosyal medya sayfalarına yansıdı. Ulusal sosyal medya ve haber sayfalarına da yansıdı. Bununla ilgili Ordu Devlet Hastanesi'nden bir açıklama gelmiş. Yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı söylenmiş. Acil servise gelen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması adına tedavi alanlarımız kapatılmadan tüm çalışanlarımızın yemekleri acil servise gönderilmektedir diye başlayan ve uzayan bir açıklamayla durum izah edilmiş. Benim açıklamadan anladığımı size aktarayım kısaca. Hastane yönetimi acil servis hayati önem taşıdığı için, biliyorsunuz orada insanlar saniyeyle hayat kaybedip saniyeyle hayata dönebiliyorlar. Bu vesileyle bir uygulama getirmiş. Bence de çok yerinde bir uygulama. Vardiyeli çalışılan bir alanda yemekleri ayaklarına gönderilen çalışanlar var ve çalışanlar bundan rahatsızmış galiba. Yani onların istediği şu: acil serviste görev sırasında görevlerini bırakıp yemekhaneye gidip yemeklerini yiyip istirahatlerini edip geri dönmek. Düşünün, o anda bir hasta geldi, hayatını kaybetti. Hesabını kim verecek? Yani hastane yönetiminin uygulaması doğru. Bazen yapılan uygulamaları, evet, vatandaşlarımız her ne kadar uygunsuz görseler de hastane yönetiminin aldığı kararlar kesinlikle hastaya fayda sağlamak adına, hayat kurtarmak adına alınan kararlar. Bir de şunu söylemekte fayda var. Sevgili kardeşlerimizin hepsine söyleyelim. İşe girmek için 50 tane torpil aranıp bulunup referans sağlanarak işe giriyoruz. Ama sonrasında bu gibi meselelerden dolayı şikayet edip yaptığımız işe nankörlük denecek düzeyde maalesef iş beğenmemezlik sergiliyoruz. Bence iş doğru değil. Şunu demeye çalışmıyorum. Elbette ki herkes dinlensin. Elbette ki herkes istirahatini yapsın, yemeğini yesin. Bu hallerde çalışmanın çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ama bazı yerlerde insan hayatının önemi çok fazla. Bir saniyeyle insanlar hayatlarını kaybedebilecekken mevzu yaptığınız konular bence hiç yerinde olmayan konular. Dolayısıyla bu konuda biraz daha anlayış göstermenizi ben rica ediyorum. Hastane yönetimine de bu uygulamasından dolayı teşekkür ediyorum. Bazen onlar böyle biraz işi sıkı tutunca personeller de siyasilere hemen başvurup bunu habere taşımaya çalışıyorlar. Ama buna prim vermemek lazım. Her çalışan emeğinin hakkını vermesi lazım. Aldığı ücretin, devletten aldığı maaşın hakkını vermesi lazım. Alın ter akıtması lazım işinde gücünde ki memleketimiz bir yerlere gelebilsin. Vatandaşlarımız da sağ salim sizlere güvenerek hastanelerde tedavi olabilsinler diyelim ve geçelim habere şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen Türkiye Otelciler Federasyonu 7. olan genel kuruluna katıldı. Genel kurulda yaptığı konuşmada da turizmdeki başarıya dikkat çekti. Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde bizim çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, hem turist sayısı hem de turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz dedi. Biz Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine, meşrebine, kökenine bakmayız. Baktığımız tek yer ülkemize kazandırılan eserler, milletimize yapılan hizmetlerdir. Hayatımızın hiçbir döneminde yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık. Bundan sonra da yapmayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcıların her zaman yanlarında olduklarını da belirtti. Hayatımızın hiçbir döneminde yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık, bundan sonra da yapmayız şeklinde konuştu. Her ne kadar küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz. Turist başına gecelik harcamanın 1.000 dolara yaklaşması, verilen emeklerin karşılığının alınmaya başlandığının işaretidir.
Siyasi partilerin bu haftaki grup toplantıları başladı. Önce kürsüye sabah saatlerinde Devlet Bahçeli çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısını gerçekleştirdi. Gündeminde altılı masa vardı. Altılı masanın anayasa değişiklik tasarısı önergesi vardı. Çok sert sözlerle eleştirdi Sayın Bahçeli altılı masayı ve altısından bir MHP çıkmaz dedi. Öğleden sonra da Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kürsüdeydi. Gündeminde emekliler vardı. 3 Aralık'ta biliyorsunuz vizyon projesini paylaşacak Sayın Kılıçdaroğlu. 3 Aralık'la ilgili tüm dünyaya da çağrı yaptı. Diyorum ki bunlardan hiçbir yol, hiçbir halt olmaz, olamaz. Bunların yapacağı veya değiştireceği anayasa, yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir. Zillet İttifakı'nın akıl hocası HDP'dir, PKK'dır, terör yedekleridir. MHP lideri Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın açıkladığı anayasa teklifini sert sözlerle hedef aldı. Bahçeli, altılı masaya AK Parti ile birlikte hazırladıkları anayasa taslağı kitabıyla cevap verdi. 6 parti 55 defa bir araya gelmiş, kaç defa toplantılar yapmış, dün akşam da 6'sı birden dizilmiş, anayasa takdimi yapıyorlar. Toplanmış orada belli bir güruh, alkıştan salonu yırtmaya ve altılı kaynağının iktidar olacağını sevinmektedirler. Altısını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz. Değerli arkadaşlarım, bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Eğer bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe altısını birden atın. Bahçeli gerçekleştirdiği grup toplantısında uzun bir zamandır hiç olmadığı kadar sertti. 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Bir defa görev yapacakmış. Biz bir görevi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak tamamladık. İkincisine 23'ünde hazırlanıyoruz. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı, Milletin İttifakı ise 2 yetmez, 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek. Yeni bir nefesle geliyoruz. Neyin düzgün, neyin doğru olduğunu bilenlerin nefesleriyle geliyoruz. Yani vatanseverlerle birlikte geliyoruz. Ve inanıyorum ki bu insanlarımızla bu sarayların kötülüğünü yok edip ve galip geleceğiz. Birlikte galip geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin arayıp bulduğu şifadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi lider ülke Türkiye'nin süper güç, Türkiye'nin ilahi kelimatullah, kızıl elma ülküsünün ön sözüdür, ön yüzüdür, taşıyıcı kolonudur. Devlet ve millet dayanışmasının kırılmaz ve yıkılmaz kuvvetidir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise emeklilerin büyümeden pay almamaları yönünde iktidar tarafından mecliste kanun çıkartıldığını hatırlatarak bunlara oy verirseniz iki elim yakanızda olur dedi. Emekli büyümeden pay almıyor, kanun çıkardılar. Türkiye büyüyebilir ama emekli bu büyümeden pay almayacak diye kanun çıkardılar. Yüz karası bir kanundur ve bütün emekli kardeşlerime şunu söylerim. Açık ve net. Beni eleştirebilirsiniz ama benim de sizi eleştirmeye hakkım var. Ekonomik büyümeden emekliler pay almasın diye kanun çıkaranlar, oy verenlere oy verirseniz
benim iki elim yakanızda olur, onu söyleyeyim. İtiraz eden bu kardeşinizdi. Emekliler de bizim insanlarımız. Onlar çalıştılar. Onlar ürettiler. Onlar alnı teri döktüler. Onlar Türkiye'nin büyümesine katkıda bulundular. Şimdi siz geldiniz, biz size büyümeden pay vermeyeceğiz diye kanun çıkarıyorsunuz. Akıl alacak şey değil. Ama emekli olup da AK Parti'ye oy veren vatandaşıma bu çerçevede vicdanını bir kez daha sorgula diye seslenmek isterim. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin yaşadığı kadro problemi de vardı. Fahri Kur'an kursu öğreticileri. Bunlar da neden bizden söz etmiyorsunuz dediler. Biz çalışıyoruz dediler. Ama hakkımız teslim edilmiyor dediler. Zor koşullarda çalışıyoruz dediler. Biz de kadro istiyoruz dediler. Pek çok siyasetçi bu konuda açıklamalar yapmış. Efendim işte Diyanet İşleri ile görüşüyoruz, şununla görüşüyoruz, bununla görüşüyoruz, kadro vereceğiz, merak etmeyin diye. Aradan geçmiş yıllar hala sözde kalmış. Hala sözde kalmış. Ama ben bu kardeşlerime sesleniyorum. Fazla zaman kalmadı zaten. 6-7 ay sonra iktidar olduğumuzda göreceksiniz, kadronuz sizin, hakkınız, hakkını size teslim edeceğim. Hakkınızı. CHP lideri 3 Aralık'ta açıklayacağı vizyon belgesini işaret ederek tüm dünyaya seslendi. Ey dünya diyeceğiz, seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide rekabet etmeye geliyoruz. Sanayide rekabet etmeye geliyoruz. Eğitimde rekabet etmeye geliyoruz. İnsan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, İyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya, sana da sesleniyorum. Sen de 3 Aralık'ı bekliyorum. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Millet Bahçesi'nin müjdesini vermişti. Ama biz bu müjdeye sevinemeden cami tartışmasına girdik. Bazı STK'lardan buraya cami yapılması gereksiz dendi. Hem siyasi kanat hem de STK'ların büyük bir bölümü de buraya cami yapılmalı dedi ki biz de aynı kanattayız. Kesinlikle orada güzel bir cami inşa edilmeli. Bugün de STK'lardan açıklama vardı. Ordu Din Görevlileri Dernek Başkanı Ahmet Gündoğdu STK'lar adına açıklamayı yapan isimdi. Yok ya, ihtiyaç yok falan. Ya namaz kılıyor musun da ihtiyaç var yok diye karar veriyorsun ya, namaz kılanlara sor bunu yani önce. Tabii namaz kılanlar açısından böyle bir camiye ihtiyaç var. Ordu kamuoyu son bir haftadır 19 Eylül stadının olduğu yere yapılacak Millet Bahçesi projesi içinde caminin düşünülmesi üzerine başlayan tartışmayı konuşuyor. Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler ve toplantılar yaptık. Başkanımız Sayın Hilmi Güler'den bu konuda söz aldık. Fakat geldiğimiz süreçte bazı STK temsilcilerinin yapılacak caminin müsriflik olduğu değerlendirmeleri bizleri derinden üzmüştür. Bizler yapılan açıklamalardan camiye tamamen karşıt olunmadığını, itirazların eksik bilgi ve gözlemlemelerden kaynaklandığını düşünüyoruz. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun cami yapılacak açıklamasının ardından Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın'ın cami o alanda gereksiz eleştirisine Ordu Din Görevlileri Derneği'nden de tepki geldi. Ordu Din Görevlileri Derneği Başkanı Ahmet Gündoğdu 19 Eylül Stadyumu önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında ordunun camiye ihtiyacı olduğunu söyledi ve bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği sözü hatırlattı. Kılınan namazlarla kötülük ve çirkinlikleri sahibinden uzak tutan hayat pınarlarıdırlar. Osmanlı geleneğinde büyük camiler külleleriyle, devasa bahçeleriyle insanların ruhlarını dinginleştiren gönülleri birleştiriyordu. Bizler de aynı ruhun devam etmesi niyetiyle böyle bir projenin gerçekleşmesini istiyoruz. Cami sorununun 40 yıldan bu yana şehrin önemli bir gündemi olduğunu söyleyen Başkan Gündoğdu, stadyum çevresindeki 4 caminin yeterli olmadığını vurguladı. Son cuma namazında camilerin dışından taşan kalabalığın çekilen fotoğraflarını da gösterdi. Stadyumun etrafında bulunan eski camilerin yeterli olduğunu düşünenler cuma, bayram ve cenaze namazlarında bu camilerde cemaatin sokaklara taştığını, hatta yolların bile kapatıldığını bilmiyor olabilirler. Bu gerçeği son cuma namazında camilerin dışından çektiğimiz fotoğraf
ve videolarla sizlere gösteriyoruz. Bu sorun ilimizin gündeminde yaklaşık 40 yıldır devam etmektedir. Millet Bahçesi projesinin cami sorununu çözme noktasında büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Gündoğdu, tüm siyasileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu projeye sahip çıkmaya davet ediyoruz diyerek orduda herkesin bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini söyledi. Buradan bu projenin hayata geçirilmesini isteyen STK'lar olarak verdiğimiz sesin yankısını en başta bize bu konuda söz veren Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bekliyor. Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını bu projeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Altınordu'nun camiye ihtiyacı var. O bölgenin ekstra bir ihtiyacı var. Çünkü haberde gördüğünüz cuma namazlarında camilerde yer olmuyor. Altınordu'nun niye camiye ihtiyacı var? Altınordu'nun nüfusu 218 bin, toplam cami sayısı 62. Ortalama cemaat her camiye düşen 3500'ün üzerinde. Yarısına hanım kardeşlerimize çıkalım, 1800'ün üzerinde. Hal böyle olunca 1.62 cami daha yapılsa yine de ihtiyacı ancak görür belki. Bu bölgede Selimiye Camii'nden Yalı ve Orta Camii'ye ne kadar alanı komple düşünün, nüfus sayısını bir düşünün, cami yok. Dolayısıyla bu camilerin kapasitesi de yetersiz. Evet, vakit namazlarında cemaatimiz olmuyor. Belki 2 saf, en fazla 3 saf cemaat oluyor. O da bizim ayıbımız. Ama ihtiyacı karşılayacak güzel camilerin muhakkak ihtiyaç olan yerlerde yapılanması gerekir. Bu bölgede öyle bir bölge. Orada muhakkak güzel bir caminin olması gerekir. Buna itiraz edenlerin muhtemelen de işin bu yönüne çok bakmadığı kanaatindeyim. Yoksa kimsenin camiye, cemaate itiraz etme olasılığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü toplumdaki bu bozulmanın, ahlaksızlığın, adaletsizliğin en başta gelen temeli bence camilerden yoksun kalmamız. Bu bizim bu kavramlardan daha fazla uzaklaşmamızı sağlıyor. Dolayısıyla toplum yeniden tesis edilecekse ki ekonomik olarak, mal mülk olarak, para pul olarak her şey yeniden tesis edilebilir. Ama ahlak, ama adalet bunlar yeniden tesis edilemez, zor tesis edilir. O yüzden bu manevi yapılara ihtiyacımız var. Tabii bu manevi yapıların içindeki insanların da yeterlilikleri olması lazım. Topluma ahlak ve adalet dağıtabilecek isimlerden oluşması lazım. O minbere çıkan isimler Allah adına iş yapan, Allah kelamıyla işini, görevini aşkla yapan isimlerden oluşması lazım. Çok uzatmayacağım. Velhasıl burada bir ihtiyaç var. Toplumun bu yöndeki yapılanmaya bence çok fazla ihtiyacı var. Umarım ki her ikisi de en kısa zamanda olur ve ülkemiz de, ilimiz de hak ettiği düzene bir an önce gelir. Şimdi çok fazla tartışılan başka bir konumuz var. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bununla ilgili çeşitli isimler öne atıldı ama ismi en çok öne çıkan isim Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Onunla ilgili de iddialar var. Seçimi kazanamaz ya da kazanması en zor aday diyorlar. Bununla ilgili de Demokrat Parti Ordu Milletvekili, aynı zamanda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan bir çıkış geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini söyledi. Efendim neymiş? Kemal Kılıçdaroğlu olursa kazanamaz. Kemal Kılıçdaroğlu veya bir başkası. 6 partinin gösterdiği adayın kazanması için gece gündüz çalışacağız, mücadele edeceğiz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz açıklanmadı. Ancak konuşulan isimler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı oldukça ön planda. Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz diyenlere cevap Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz. Niye kazanamaz? Andımızı kaldırdı da mı kazanamaz? Ne mutlu Türk'üm diyene yazılarını yasakladı da mı kazanamaz? Türkiye Cumhuriyeti yazılarını sildi de mi kazanamaz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanları 700 bin dolar saat rüşvet aldı da mı kazanamaz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarının gemicikleri mi var da kazanamaz? Kemal Kılıçdaroğlu beşli çeteye, milletin anasına küfredenlere ihale verdi de mi kazanamaz? Enginyurt yaptığı açıklamada toplumun her kesiminin yaşadığı sorunlardan söz ederek kazanmak zorundayız ifadesini kullandı. Çiftçinin, emekçinin, çalışanların, işsizlerin,
gençlerin, kadınlarımızın yarınları için kazanmak mecburiyetindeyiz. Oldukça iddialıydı Enginyurt. Seçimi altılı masadan kim aday olursa olsun kazanacaktır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bu memlekette milletin vereceği kararla altılı masada karar verirse kazanır. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, o altılı masadan çıkacak Cumhurbaşkanı adayı milletin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ilk özdeki katı atık depolama tesisiyle ilgili zaman zaman iddialar var biliyorsunuz. Çevreyle ilgili, çevre sıkıntılarını çok fazla yarattığıyla ilgili iddialar vardı. Bu iddiaların tamamına Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sefa Okutucu cevap verdi. 2019 yılında maalesef yaşanılan tatsız olaylar oldu ama onlar da yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde ciddi hız kazandı ve bugün artık Ordu atığından elektrik üretilebilen bir yapı haline geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Sefa Okutucu, kamuoyunda uzun süredir tartışılan ilk üvez katı atık depolama tesisi hakkında konuştu. Özellikle tesiste 2019 yılında yaşanan sıkıntılardan sonra Büyükşehir'in çalışmalarına hız verdiğini anlatan daire başkanı, 2040 yılına kadar Ordu'nun vahşi atık problemi yaşamaması için çalıştıklarını söyledi. İlk üvezde şu an saatte 2 megawatt ölçeğinde çöpten enerji elde edebiliyoruz. Ve biz bu sahayı devraldığımızda 11 yıl olarak belirlenmiş saha ömrünü yaptığımız çalışmalarla ve bakanlığa onaylattırdığımız süreçle birlikte 15 yıllık bir saha ömrü kazandırdık. Çünkü Ordu'nun çöplerinin 2040 yılına kadar derelere, sokaklara ve kırsaldaki işte meskun mahalle dışındaki yerlerde bertaraf edilmesine ya da vahşi atık diye tabir ettirdiğimiz yapıda olmamasıyla ilgili ciddi bir mücadelemiz oldu. İlk üvezde dönem dönem yaşanan problemler olduğunu aktaran Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Okutucu, konuyla alakalı ilgili bakanlığında tesisi denetlemeye geldiğini ve birkaç düzenlemeden sonra tesisin herhangi bir problemi kalmayacağını aktardı. Maalesef ilk üvezde dönem dönem yaşadığımız gerek topografik yapının gerek oradaki hava rejiminden dolayı yaşanan sıkıntılar var. Orada bir sızıntı suyu arıtma tesisiyle ilgili kapasite yetersizliği tespit edilmişti. Bu minvalde de ciddi bir çalışma yürüttük. Bugün son aşamalara gelindi. Bakanlık da zaten denetime geldi. Birlikte denetimler de yapıldı. Bu konuda sadece işletme kısmıyla ilgili sızıntı suyu arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması ve oradaki ikinci lot sahasının devreye alınmasıyla beraber orada yaşayabileceğimiz herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Bu minvalde de ekiplerimiz ve ben sürekli işin başında ve İtidalli bir şekilde de süreci yönetiyoruz. İl dışındaki örnek birçok tesisi de gezdiğini anlatan Okutucu, Ordu'daki katı atık depolama tesisinin diğer belediyelerden mali kazanç açısından da üst seviyede olduğunu bildirdi. Ben birçok ili gezdim, birçok tesisi gezdim. Bizden ayrı ne teknoloji, ne yapı, ne idari olarak bir çalışma yok. Hatta birçok belediyenin en fazla sıkıntı ettiği şey, siz %41 cirodan pay elde edebilirken biz %10 aşamıyoruz, nasıl yaptınız diye. Bu anlamda da bu anlaşmaları yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür etmiş olalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 28 aydır il başkanlığı görevini yürüten Naci Şanlıtürk görevinden istifa etti ve görevini Mehmet Özçelik'e devretti. Naci Şanlıtürk Ordu'nun da ilk milletvekili adayı oldu. Bugün burada 28 aylık görev süremizin sonunda bugün yine içimizden İl Yönetim Kurulu üyemiz, il sekreterimiz bir arkadaşa il başkanlığını görevini devretmek üzere huzurunuza çıktık. Ben öncelikle bu aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Teşkilatı'nda devir teslim töreni yapıldı. 2 seneye aşkın süredir MHP Ordu İl Başkanlığı görevini yürüten Naci Şanlıtürk, başkanlık görevinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nden 28. dönem milletvekilliği adaylığını açıkladı. İl sekreteri arkadaşımız Mehmet Özçelik'e bugün il başkanlığını bırakacağız. Bundan sonraki süreçte muhterem genel başkanımızın talimatlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni Ordu ilinde 2023'te yapılacak 28. dönem milletvekilliği seçimlerine hazırlamak için elimizden gelen gayreti, çabayı göstereceğiz. Bu zamana kadar nasıl ki sürekli sahada olmuşsak yaklaşık 28 aydır, bundan sonra seçime kadar sizlerle birlikte hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Şanlıtürk, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla seçimlerdeki iki önemli hedeflerine de dikkat çekti. Birinci hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla seçtirebilmek.
İkinci hedefimiz de Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimlerde en çok ne kadar milletvekili alabiliyorsa onu alması için elimizden gelen gayreti, çabayı göstereceğiz. MHP Ordu İl Teşkilat binasında yapılan açıklamaya ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililer katıldı. MHP'nin Ordu'daki yeni başkanı ise parti il genel sekreterliği görevini yürüten Mehmet Özçelik oldu. Başkan Özçelik yaptığı konuşmada "Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir" dedi. Destek verenlere ise teşekkür etti. Sayın İl Başkanımız Naci Şanlıtürk'ün 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için istifası sonucu, Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin olurları ve yönetim kurulu üyelerimizin almış olduğu karar neticesinde MHP Ordu İl Başkanlığı görevine gelmiş bulunmaktayım. Bana bu görevi layık gören başta Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Edip Semih Yalçın'a, İl Başkanımız Sayın Naci Şanlıtürk'e ve siz değerli dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Naci Şanlıtürk ise bu kararın Milliyetçi Hareket Partisi tarafından kadroların güçlendirilmesi amacıyla alındığını bildirdi. Tek amaçlarının MHP'yi yaklaşan seçimlere daha güçlü şekilde hazırlamak olduğunun altını çizdi. Milliyetçi Hareket Partisi 2023 seçimlerine hazırlanırken kadrolarını daha da güçlendirmek için böyle bir karar almıştır. İnşallah ilçelerimizde de bu güçlendirme çalışmalarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne amacımız yaklaşan seçimlere daha güçlü bir şekilde hazırlamaktır. Hayırlı olsun. Hep ne diyoruz? Bir başarı hikayesi olması lazım milletvekili adayı olacak ya da belediye başkanlığı yapacak. Yani siyasette kümülüten yer alacak isimlerin bir başarı hikayesi olması gerekir diyoruz ya. Naci Şanlıtürk geçmişinde ticari hayatında orduların yakinen tanıdığı bir isim. Dolayısıyla orduya da fayda sağlamış bir isim. Başarıları da ortada. Umarız ki memlekete hayırlı olur. Bakalım seçimde nasıl bir sonuç alacak Naci Şanlıtürk, hep beraber göreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı tabii. Büyük resimde nasıl bir oylamayla meclise gidecekler, hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bir kez daha başarılar dileyelim Sayın Şanlıtürk'e. Ve devam edelim şimdi. Hastanelerle ilgili randevu krizi vardı biliyorsunuz. Randevu bulunamamak gibi bir durumla karşı karşıya kalıyordu hastalar. Bunun nedenini Sağlık Bakanı açıkladı. Fahrettin Koca %30'larda olduğunu, alınan randevulara gitmeme oranının daha sonra bunu yoğun mesai vererek %25'lere kadar çektiklerini söyledi. Peki Ordu'da durum ne? Operatör Doktor Dursun Tüzün, Sağlık İl Müdürümüz anlattı. Randevu alındığı halde randevuya gelmeyenlerin oranı %30 idi. Şu an ancak %25'e inebildi. Ordu'da da benzer sayılar var Türkiye geneliyle. Ortalama %25, 100 hastadan 25'i randevu alıp gelmiyor. Yani 4 kişiden biri randevusuna gelemiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu aldığı halde muayene olmaya gitmeyenlerin oranını mecliste yaptığı bütçe görüşmelerinde bu sözlerle duyurmuştu. Ordu İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün'ün açıkladığı verilerse yaşanan randevu sıkıntısının sebebini adeta gözler önüne seriyor. Şöyle diyeyim, Haziran ayında 119 bin kapasite açmıştık MHRS'den. Şu ansa 142 bin, 143 bin kapasite açıyoruz. Yani sayımız neredeyse 30 bine yakın sayı artırdık. Randevu doluluklarımız %88'lerden %83'lere geriledi. Ama bu %25'lik kısım iptal etse daha da randevu dolumuz azalacak, vatandaşlarımız randevuya erişecek. Hastane randevuları Sağlık Bakanlığı'nın merkezi hekim randevu sistemi üzerinden alınıyor, fakat boş bir doktor bulabilmek oldukça güç. Türkiye'nin dört bir yanındaki devlet hastanelerinde ve Ordu'da yoğunluk sebebiyle randevu sıkıntısı yaşanıyor. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ise bu sorunu çözmek için devreye girerek randevu kapasitesini ve hekim sayısını artırmaya çalışıyor. Ancak burada vatandaşa da biraz görev düşüyor. Çünkü sadece Ordu'da Kasım ayı içerisinde 20 bin hasta randevu aldığı halde muayene olmaya gitmedi. İlçe olarak da çıkardım. Mesela neredeyse 21 bin gelmeyen hasta var bu ay randevu alıp. 11 bini Altınordu'da. İşte 4500'ü Fatsa'da, 3500 Ünye'de.
sonra diğer ilçelerde dağılıyor. Her gün yaşanan bu durumsa sağlık sistemini zora sokuyor. İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün, gidilemeyecek randevuların 2 gün önceden iptal edilmesi gerektiğini ve herkes bunu yaparsa hem muayene olmak isteyen diğer kişilere yer açılacağını hem de sağlık sisteminin zora girmeyeceğinin de altını çiziyor. Bizim şu an mesela Kasım ayı için %25 randevu alıp gelmeyen hastalarımız var. Bir gün önceden bakanlık SMS ve e-posta yoluyla ulaşıyor. Randevuya gelecek misiniz diye sekme açıyor. Vatandaşımız oradan iptal ederse veya 182 arayıp iptal ederse başka bir vatandaşın mağdur olmasını engeller. Bu neticede bir haktır. Yani kul hakkıdır. Yaşanan randevu sorununun ortadan kaldırılmasında vatandaşlara büyük bir sorumluluk düştüğünü söyleyen Tüzün'ün bir de mesajı vardı. Biz elimizden geleni yapacağız. Vatandaşların da beklentimiz büyük oran olan %25'i en düşük oranlara indirmek, aşıda nasıl Türkiye örnek olduysa orada oranla, bunda da oranı düşürerek örnek olmasını istiyoruz. Eğer Müslümansak ve inanıyorsak en büyük hak bu. Yani bir randevu alıp bir başkasının hakkını gasp ederek o randevuya gitmemek, girebileceğiniz en büyük haklardan bir tanesi. Çünkü insan sağlığını direkt ilgilendiren bir durum. İnsanlar hastanelere kahve içmeye ya da ziyaret yapmaya gitmiyorlar. Hastalıkları dolayısıyla gidiyorlar. Eğer randevu alıp gitmeyecekseniz iptal ettirmemeniz demek, o insanları mağdur etmeniz demek. Dolayısıyla bunu lütfen yapmayın. Gidemiyorsanız randevunuzu 2 gün önceden iptal ettir. Acil bir durum olur, anlık bir durum olur, bunu anlarız elbette ki insan hali. Ama onun dışında eğer keyfiyeten böyle bir şey yapıyorsanız, çok büyük hakka girdiğinizin altını çizmek istedim ben buradan. Şimdi devam edelim. Mesudiye Belediyesi'nin çok güzel bir projesi var. Doğal Yaşam Köyü projesi. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül anlattı. Mesudiye'mizde Doğal Yaşam Köyü noktasında bir örnek projeye imza atıyoruz. Yaklaşık 5. mahallemizde Doğal Yaşam Köyümüzü projemizi hayata geçiriyoruz. Mesudiye Belediyesi farklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşa hizmetlerine devam ediyor. Daha öncesinde ilçede bulunan Kışlacık, Üç Yol, Erikköy ve Çaltepe mahallesinde hizmete sunulan Doğal Yaşam Köyü projesi şimdi de Çardaklı mahallesinde hayata geçiriliyor. Bundan önceki 4 mahallemizde Kışlacık, Üç Yol, Erik ve Çaltepe mahallelerimizde projemizi hayata geçirdik. Şimdilik de Çardaklı mahallemizde Doğal Yaşam mahallemizi, köyümüzü hayata geçiriyoruz. İkinci etap arsa satışlarının başlayacağı duyurulan Doğal Yaşam Köyü projesinin ihalesi ise 6 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. İnsanlarımızın bahçeli iki katı geçmeyecek şekilde doğal ortamda yaşayabilecekleri şekilde konut üretimine gidiyoruz. Tabii ki burada biz arsayı üretiyoruz, projeyi üretiyoruz. Bu projeyi biz kendisi dış görünüşünü kendimiz ortaya koyuyoruz. Vatandaşımızla birlikte projeyi uygulamaya çalışıyoruz. Çardaklı Mahallesi'nde hayata geçirilecek Doğal Yaşam Köyü projesini anlatan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, tüm vatandaşları projede ev sahibi olmaya davet etti. Büyük şehirlerde, kalabalık apartmanlarda, gökdelenlerde oturmak yerine bahçeli, iki katı geçmeyecek doğal yaşam köylerinde oturmayı tüm hemşehrilerimize tercih ediyoruz. Bu konuda çalışma yapıyoruz. Ben buradan tüm hemşehrilerimize bu doğal yaşam köylerimizde arsalmalarını, buralarda ev yapmalarını tavsiye ediyor. Bu projemiz Mesudiye'mize, ordumuza, ülkemize hayırlı olsun diyor. Geçtiğimiz pandemi dönemlerinde hatırlarsınız, global enfeksiyon hayatımızda pek yoktu. Ya Covid oluyorduk ya da iyiydik. Niye? Çünkü maske takıyorduk, dikkatli ve tedbirliydik o dönemlerde. Artık dikkat ve tedbir ortadan kalktı, maskeyi de hiç takmıyoruz. Bu da neye sebebiyet verdi? Global enfeksiyonların çok fazla olmasına sebebiyet verdi. Öyle ki bu seneki hastalıklar, gripler çok inatçı, yani uzun süre vücutta kalan hastalıklar. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Özellikle kimin? Özellikle kanser hastalarının dikkatli olması lazım. Çünkü en çok onları tehdit eden bir durum bu. Bununla ilgili de radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor Erkan Göcen açıklamalar yaptı. Neler yapmamız gerektiğini anlattı. Pandemi döneminde kimsenin ağzından çıkarmadığı maskeler yüzlerden düşünce 2 sene sonra grip vakaları artmaya başladı. Özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde havaların dengesiz gitmesinin de etkisiyle grip salgını yaygınlaştı. Bu süreçte ise en çok tehlikeyle karşı karşıya kalanlar kanser hastaları oldu. Bu geçişler bir soğuk olması, bir sıcak olması da hastalığın artmasına yol açıyor.
Sadece kanser hastalarında değil, bir toplumun içinde de bir salgına yol açabiliyor ya da sıklığını artırıyor, öyle söyleyelim. Radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor Erkan Göcen, kanser hastalarının bu süreci bağışıklık sistemlerindeki zayıflığa bağlı olarak ağır geçirebildiğini belirtti. Hastaların bu dönemde koruyucu tedbirler almalarını önerdi. Tabii burada önemli olan kanser hastalarının bağışıklık sisteminin zayıf olmasından dolayı onlar da biraz daha ağır geçebiliyor bu süreçler. Özellikle hani normal bir insan birkaç gün dinlenmeyle veya ufak tefek tedavilerle düzelebilecekken kanserli hastalarda maalesef bu süreç biraz daha ağır seyredebiliyor. O yüzden de kendilerini korumalarını öneriyoruz. Kanser hastalarının bu dönemde çok kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğini söyleyen Göcen, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarınsa özel olarak dikkat etmesi gerektiğini bildirdi. Korumaktan kastımız özellikle kalabalıklara girip enfeksiyon sıklığını artırmamaları ya da etraflarında bu tarz hasta olanlar varsa hapşuran, öksüren, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişiler varsa bunlardan uzak durmalarını öneriyoruz. Özellikle kemoterapi alan ve radyoterapi alan hastalarımızda hastaların kendilerini korumalarını istiyoruz bu şekilde. Uzman Doktor Göcen bu hususta hem kanser hastalarını hem de salgına yakalanan bireyleri uyardı. Grip olan bireylerin de kanser hastalarını düşünmelerini ve maske takmalarını önerdi. Özellikle hasta kişilerin maske takması bu hastalığın yayılmasına çok büyük bir engel oluşturuyor. Dolayısıyla hem hasta kişilerin takması hem de kanserli hastalarımızın bu tarz kalabalık ortamlara girip hasta insanlarla karşılaşacağı zaman maske takması üst solunum yolu enfeksiyonlar açısından bir koruyucu özelliği olabilir. Fas'taki prestij projelerinden bir tanesi meydanın altındaki otopark artık son aşamaya kadar gelindi. Buradaki çalışmalar tamamlanmak üzere. Fas'ta Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar da sahadaydı. Yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yüklenici firmayla da bir görüşme yaptıktan sonra açıklama yaptı. Burayla ilgili otoparkımızın şimdiden Fas'ta'mıza hayırlı olmasını diliyorum dedi. Şehrin prestij projelerinden biri olan Fas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda 80 araç kapasiteli otopark yıl sonuna kadar hizmete girecek. Evet, Fas'ta'mızın büyük şehir olduktan sonraki en önemli prestij projelerinden bir tanesiydi Fas'ta meydan projesi. Çok şükür göreve geldikten sonra üst yapısındaki sorunlar hızlı bir şekilde çözüldü ve Büyükşehir Belediye'miz öncülüğünde Fatsa'mıza yeni bir meydan kazandırılmış oldu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden otopark çalışmalarını inceledi. Otopark işletmesini de Fatsa Belediyesi olarak biz yapmak istiyoruz dedik. Büyükşehir Belediye'miz 25 yılını Fatsa Belediye'mize burayı kiraladı. Biz de hızlı bir şekilde ihale ettik. Yaklaşık 3,5 milyon liralık bir yatırımla birlikte yıl sonuna kalmadan Fatsa Meydan'daki otoparkımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgiler alan Kibar, otoparkımızın şimdiden Fatsa'mıza hayırlı olmasını diliyorum dedi. 80 araçlı olacak otoparkımız şehir trafiğine de otopark sorununa da lokal de olsa bir miktar rahatlama oluşturacaktır. Fatsa Belde adı altında oluşturmuş olduğumuz otopark şirketimiz tarafından işletmeciliği yapılacaktır. Yıl sonuna kadar biraz daha vatandaşlarımızdan sabır diliyor, Fatsa'mıza hayırlı olmasını diliyor. Fatsa'nın geçtiğimiz aylarda heyelan yaşanan mahalleleri vardı ve o mahallelerdeki yollar geçici olarak hizmet veriyorlardı. Ciddi de bir tehlike arz ediyordu buralar. Fatsa Belediyesi'nin gayretleriyle ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle buradaki çalışmalara başlandı. Oralara ciddi sayılabilecek miktarda ya da büyüklükte duvarlar örülüyor. Yapılan bu çalışmalarla ilgili de Aslan Camii Muhtarı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Fatsa'nın kırsal mahalleler arasında en uzak mahallelerinden biri olan Aslan Camii Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelandan dolayı uçan yol geçici olarak trafiğe açılmasının ardından devasa taş tahkimatla onarılıyor. Muhtar seçildiğimizden beri belediyemizden aldığımız güzel yardım hizmetler oldu. Bunlar arasında Büyükşehir'le Fatsa Belediye'mizin gerçekleştirmiş olduğu 3,5 kilometreye yakın bir beton aldık. 3 kilometre civarında asfalt, satık kaplama asfalt aldık. Bunun yanı sıra 4 tane deremize menfez yaptık.
şu anda iki tane yapılacak duvarımız var. Bir tanesi şu anda yapılıyor. Aslan Camii Mahallesi Saitler mevkiinde bir haftadır devam eden taş tahkimat işinin bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı ve sonrasında Dervişoğlu ve Softalı mevkiindeki uçuk olan yerlerde taş duvar tahkimat çalışması yapılacağı bildirildi. Memleketimiz zaman zaman afetlerle de karşılaştı. Şu andaki yapılan bu duvar geçtiğimiz Haziran-Temmuz ayındaki selde uçan bir yer. Bir mahallemiz daha var Dervişoğlu'nda. O duvarımız da yapılacak. Bu bittikten sonra oraya başlanacak. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Aslan Camii Mahallesi'nin şehrin en uzak kırsal mahallelerinden biri olduğunu belirterek, kendi dönemlerinde mesafe ayrımı gözetmeksizin hizmet etmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Aslan Camii Mahallesi Muhtarı Mehmet Şimşek ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Belediye Başkanım İbrahim Ethem Kibar'a sonsuz teşekkür ederim. Ekibine teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanıma da ve ekibine de teşekkür ederim. Ordu'da, Fatsa'da ve Aslan Camii'de güzel hizmetler oluyor. Bu hizmetlerin devamını diliyorum. Belediye Başkanıma buradan başarılar diliyorum. Ordu'da evladı hasta olan 50 yaşındaki Arzu Gündüz, evladını tedavi etmek için aslında, yani onun reaktif hastalığı var. Bu da şu demek, çamaşır suyu, deterjan gibi hiçbir ürünü kullanamamasıyla karşı karşıya getiren bir durum aileyi. Bununla ilgili uğraşlar sergilerken, çözüm bulmaya çalışırken bu duruma sirke yapmayı keşfetti. O sirke işini o kadar geliştirdi ki artık bir dükkanı var bununla ilgili. Ve sürpriz bir de çalışma yaptı. Fındıktan sirke üretti. Yaptığı bu çalışmaları da TV52 ile paylaştı. Ordu'da yaşayan 50 yaşındaki Arzu Gündüz sirke üretiminde hem Türkiye'de hem de Ordu'da bir ilke imza atarak fındıktan sirke yaptı. Bu hikaye nasıl başladı? Fikir uçuşması. Ordu Tarım Orman İl Müdürlüğü'nde çalışan Çiğdem Hanım'la ekibiz. Çiğdem Hanım'la bir fikir uçması yaparken dedik fındık sirkesi yapalım, bunun Ar-Ge'sini çalışalım önce dedik. Arzu Gündüz doğuştan reaktif hava yolu hastalığı olan oğlunun sağlığı için yıllardır evde çamaşır ve bulaşık deterjanı kullanmıyor. Gündüz ailesi Arzu Gündüz'ün elleriyle hazırladığı envai çeşit doğal sirkelerle kişisel hijyenlerini ve ev temizliğini yapıyor. Oğlunun hastalığını gidermek için başladığı sirke yapım işini büyüten Gündüz, sirke üretiminde hem Türkiye'de hem de Ordu'da bir ilke imza attı. Neden olmasın diyerek fındıktan sirke yaptı. Arzu Gündüz henüz Ar-Ge aşamasında olan fındık sirkesine dair merak edilenleri ise ilk kez TV52 mikrofonlarına anlattı. Fındık sirkesini yaptık. Bunu yaş fındıkla yaptık. Ama şu anda içeriğini çok fazla paylaşmak istemiyorum. Ar-Ge çalışmasının tamamı bittiğinde inşallah patentimizi de alırız. O zaman hepsini herkesle paylaşırız. Fındık sirkesi yapımında yaş fındık kullanan Arzu Gündüz bunun sebebini ise şöyle açıkladı. Yaş fındık daha canlı ya, fındığın dış kabuğu biliyorsunuz zar var, o zar plazenta olarak geçer. Orada canlılığı, sirke de canlı bir organizma. Onun için o canlılığı daha canlı hale getirmek için çalıştım. Gündüz sirke üretiminin yanı sıra müzeyde büyük bir ilgi duyuyor. Boş zamanlarında bağlamasını eline alan Arzu Gündüz, seslendirdiği şarkıları çalıp söylemeyi de çok seviyor. Arzu Gündüz, Altınordu ilçesi teleferik istasyonu yanındaki yöresel ürünler standında kendi elleriyle yaptığı doğal sirkeleri hem tüketicilerle buluşturuyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Başarısının sırrını pes etmemesine bağlayan Gündüz bir de şu mesajı veriyor. Pes etmek çok kolay. Bence azimle çalışmak çok daha güzel. Son bir şey daha söylemek istiyorum size. Eşime ve Çiğdem Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Eşim sirke dolabını hediye etti bana. Çiğdem de hayatımı hediye etti diyelim. Dünyaca ünlü bir mücevher markası cumartesi günü saat 14'te Ordu'daki şubesinin açılışını yapacak ve o açılışa dünyaca ünlü bir sanatçı
Türkiye'nin en ünlü, en iyi seslerinden bir tanesi Bülent Ersoy da katılacak. Yapılacak açılışı ve bu açılışa olan davetiyeyi, vatandaşlara olan davetiyeyi de işletme sahibi Ercan Saytaş yaptı. Dünyanın ünlü pırlanta markalarından biri Ordu'da ilk mağazasının açılışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık olarak 22 yıldır bu sektördeyim. Ama dedim ki bütün birikimlerimizi Ordu için yine kullanmış olalım. Bunu da yine Ordu'muzun en güzel caddesinde farklı bir mağaza konseptiyle, yani mağazamız tarihi eser bir binadır ki Mücevher'e yakışacak en iyi mağazada olmalı. Markamız ve mağazamız da bu cadde üzerinde, bu bina üzerinde konumlandırmayı düşündük. Yüzükten bilekliğe, pırlantadan altına kadar birçok farklı model ve seçenek bulunan mağazada müşteriler aradığı her şeyi bulabilecek. Mağaza konseptimizde mücevher ve altın karışık bir şekildedir. Markamızın ürün konsepti özel tasarımlardan hazırlanmış, özel insanlar için güzel farklı tasarımların bir araya bulundurmuş olduğu bir konseptten oluşmakta. Özel seçilmiş, farklı tasarımlara uygulanmış, özel ürünlerle birlikte beraber buradaki, oradaki halkımıza sunmak için tasarlanmıştır. Mücevherimizin haricinde yine yöresel ve bölgesel olarak Anadolu kültürünün olmaz olmazı olan altınımızda mağaza konseptinin içerisinde mevcut. 22 yıldır sektörde olduğunu dile getiren şube sahibi Ercan Saytaş, birbirinden özel ürünlerini Ordu halkının beğenisine sunacaklarını ifade etti. Farklı bir markayla ordumuza bir yeni bir marka kazandırarak burada hizmet olarak geri dönmek istemiştim. Hemşehrilerimizin hizmetine farklı bir konseptle markamızı birlikte hep güzel bir şekilde bir arada tutmak isteyeceğiz. Saytaş yaptığı açıklamada Diva lakabıyla bilinen Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy'un onur konu olarak katılacağı açılışa tüm Ordu halkını davet etti. Türkiye'nin en büyük divası ve tek divası olan Bülent Ersoy'un katılımıyla mağazamızın açılışını 3 Aralık Cumartesi günü saat 14'te tüm ordularla beraber buluşturmayı düşündük. Bunun için bütün orduları, bütün hemşehrilerimizi aynı gün hep beraber Cumartesi günü saat 14'te Sayın Bülent Ersoy'un katılımlarıyla açacak mağazamızın açılışına davet ediyorum. Sırrı Paşa Caddesi Fidangör mevkiinde bulunan mağazanın açılışı 3 Aralık Cumartesi günü saat 14'te gerçekleşecek. Ercan Bey uzun zamandan beri il dışında ticaret yapan bir arkadaşımız, yakinen tanıdığımız bir dostumuz. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Ve de çok önemli bir marka Ordu'ya geliyor. İnşallah bereketli de olur. Bu dönemde ticaret yapabilmek, bu dönemde yatırım yapabilmek gerçekten cesaret işi. Bu cesaretinden dolayı da kendisini kutluyoruz. Herhalde Ordulularda Bülent Ersoy'la tanışmak, karşılaşmak, görüşmek, konuşmak fırsatı bulabilmek için de heyecanlanıyorlardır diye düşünüyorum. Cumartesi günü saat 14 demiş açılış, bir kez daha buradan ben de tekrar etmiş olayım ve böylelikle bülteni bitirelim. Gece bülteninde yeniden görüşeceğiz. O zamana kadar güzel bir vakit geçirmenizi, güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızda olacağız. Ben Görkem Karaç. Ordulu Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki başarısız geçen Edirne Spor sürecini TV52'de amatörün ordusu programına değerlendirdi. Ordulu Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki TV52'de yayınlanan Amatörün Ordusu programında Görkem Karaağaç'ın sorularını yanıtladı. Başarılı çalıştırıcı 5. hafta itibariyle başlayan Edirne Spor macerasını değerlendirerek 8 haftalık sürecin hayal ettikleri gibi geçmediğini söyledi. Sezona tabii takım olarak başlayamadık. Sonrasında ligin 5. haftasında Edirne Spor'la bir birliktelik yaşadık. 8 hafta kadar beraber olduk. Tabii bu süreç bizim adımıza hayal ettiğimiz gibi devam etmedi. Hayal ettiğimiz gibi de sonuçlanmadı. Teknik direktör Tiryaki göreve geldikleri yönetimin görevden ayrılmasının ardından kulüp içerisinde oluşan yönetimsel boşluğun istifa etmesinin en büyük sebeplerinden birisi olduğunu dile getirdi. Bizim oraya anlaşma amacımız 1,5 yıllık bir anlaşmamız vardı. Takımımızın oyuncu kadrosunun hani bu seneki hedeflere ulaşması noktasında çok yeterli gelmediği noktasında aslında hemfikirdik. Orada yönetici arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda devre arasında takımımıza ciddi oyuncu katmayı önümüzdeki sezonda iskelet kadroyla birleştirip tamamen hedefli oynamayı noktasında bir fikir birliğine vardık.
Fakat biz anlaşma yaptıktan 3 gün sonra bizim anlaşma yaptığımız kulübümüzün başkanı istifa etti. Gerekçesini de ben hala daha bilmiyorum. O istifa ettikten sonra tabii bir yönetim boşluğu oluştu. Yaklaşık 4 hafta kadar kulübümüzün tabii oyuncularımızın ihtiyaçları oluyor. Barınma, beslenme, ulaşım ve müsabakalarda ihtiyaçları noktasında. Bu ihtiyaçları karşılanması noktasında o 4 hafta çok büyük sıkıntılar çektik. Şu anda herhangi bir takımla görüşme gerçekleştirmediğini ifade eden Tiryaki, teklif gelmesi halinde oturup düşüneceğini belirtti. Bu bizim mesleğimiz. Evet. Tabii ki çalıştıracağız ama Allah nasip edecek bazı şeyleri. Hangi takımı, hangi hedefleri nasip eder bilemem. Bu ne zaman nasip olur onu da bilemem. Tabii ki bizi arayan soran dostlarımız var, bize inananlar var. Karşılıklı sohbet ediyoruz futbol adına, gelecek adına. Ama şu an için hani ortada somut bir şey yok. Hani böyle somut bir görüştüğüm bir takım yok. Bölgesel Amatör Lig 5. grupta oynanan Bartın Spor, Karadeniz Ereğli Belediyespor karşılaşmasında kafasına darbe alan futbolcuyu Ordulu orta hakem Ümit Gürsoy yaptığı müdahaleyle kurtardı. Yaptığı ikinci pozisyonda sakatlandı. Tüm herkes o bölgeye gitti. Dileriz ciddi bir sakatlık yok. Kafasına darbe aldı. Muhtemelen dili boğazına da kaçmış olabilir. Bölgesel Amatör Lig 5. grupta oynanan Bartın Spor Karadeniz Ereğli Belediyespor müsabakasında kafasına darbe alan futbolcuyu Ordulu orta hakem kurtardı. Sakatlandı. Tüm herkes o bölgeye gitti. Dileriz ciddi bir sakatlık yok. Maçın 85. dakikasında girdiği ikili pozisyonda darbe alan ve dili boğazına kaçan Bartın Sporlu futbolcu Tolga Akdeniz'e ilk müdahale. Maçın orta hakemi olan Ordu İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli paramedik orta hakem Ümit Gürsoy'dan geldi. Pozisyon yaşanır yaşanmaz oyunu durduran Gürsoy, futbolcunun boğazına kaçan dilini kurtararak futbolcunun nefes almasını ve hayata tutunmasını sağladı. Saha içerisine giren sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılan futbolcunun edinilen bilgilere göre sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünyegücü Kadın Futbol Takımı ligin 6. hafta mücadelesinde Ünye İlçe Stadyumu'nda Bağcılar Evrenspor'u konuk etti. Temsilcimiz sağdan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünyegücü Kadın Futbol Takımı sezonun 6. hafta mücadelesinde Ünye İlçe Stadyumu'nda Bağcılar Evrenspor'u konuk etti. Temsilcimiz sahadan 1-0 galip ayrıldı. 2022-2023 sezonunda Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden ve yeni sezona istediği gibi başlayamayan Ünyegücü Kadın Futbol Takımı, Ünye İlçe Stadyumu'nda konuk ettiği İstanbul temsilcisini 29. dakikada Makbule Kaplan'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Alınan galibiyetle birlikte 6. hafta sonunda ilk galibiyetine ulaşan kırmızı beyaz siyahlı ekip haftayı ise puan tablosunda 4 puanla 10. sırada tamamladı. Karşılaşma sonrasında Ünyegücü Kadın Futbol Takımı'nda kulüp başkanı Hüseyin Gerçekler ve sportif direktör Muhammed Kışla TV52 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunarak mücadeleyi değerlendirdiler. Hocam da dediği gibi şeytan bacağını bu maçta kırdık. Bir rotasyon sorunu oldu. Geç başladık sezona. Oyuncularımızdan da eksikler vardı. Ama her şey güzel olacak düşünüyorum. Yani güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah evet. Yani teknik ekip ve oyuncularımızı da kutluyorum bu galibiyetten ötürü. Bugün kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Şeytanın bacağını aslında biz geçen hafta Hatay maçında kırmamız gerekiyordu. Buraya nasip oldu. Önemli olan bugün burada kazanmaktı. Çünkü bundan sonraki mücadelemiz için bugün elde ettiğimiz 3 puanın çok önemi büyük olacak. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi mücadele edeceğiz. Maç kazanmaya devam edeceğiz. Bu sene hani Ünye'deki taraftarlarımıza bir şampiyonluk sözü vermiyoruz ama devre arasında yapacağımız takviyelerle playoff sınırını zorlamak, çünkü birincilik kolay bir lig değil. O yüzden haddimizi bilerek oynamaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları Ordu'da tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları Ordu'da tüm hızıyla devam ediyor.
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları müsabakaları 19 ilçede bulunan okulların katılımıyla küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere ayrı ayrı kategorilerde müsabakalar düzenleniyor. Okul sporları faaliyetleri basketbol branşında genç erkekler kategorisindeki müsabakalarla başladı. Altınordu ilçesinde bulunan Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'ndaki oynanan karşılaşmalar Fatih Anadolu Lisesi 66, Cumhuriyet Anadolu Lisesi 56, Ordu Fen Lisesi 71, Ordu Teknokent Lisesi 27, final okulları 120, Ulubey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 17 ve son olarak da Ordu Anadolu Lisesi 65, Başöğretmen Anadolu Lisesi 29 şeklinde oluştu. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Ege grubunda 5. hafta mücadelesinde Foça Belediyespor Masterlar Torbalı Masterları ağırladı. 70 dakika sonunda sahadan Foça Belediyespor Masterlar 3-2 galip ayrıldı. Diyak mı? Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Ege grubunda mücadele eden Foça Belediyespor Masterlar futbol takımı sezonun 5. haftasında ilk galibiyetini aldı. Sahasında Torbalı Masterları ağırlayan Foça 3 puanı 3-2'lik skorla hanesine yazdırdı. Her iki takımın da atak ve futbol adına güzel bir oyun sergilediği maçın ilk yarısı Gürhan Sayır'ın attığı golle Foça lehine 1-0'lık skorla tamamlandı. İkinci yarı çekişmeli ve keyifli futbol her iki takıma ikişer sayı getirdi. Torbalı Tuncay Taşan'ın penaltısıyla beraberliği yakalarken Foça Umut Ünel'le tekrar öne geçti. Türker Fer Torbalı adına durumu 2-2'ye getirerek tekrardan skor eşitledi. Sercan Karakoç zor pozisyonda attığı harika golle Foça'yı 3-2'lik galibiyete ve sezonun ilk 3 puanla taşıdı. Maçı yöneten hakem triyosundan Mustafa Sevim'le Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi basın kurulu üyesi Seyfi Gül 45 yıla yakın bir süre ardından tekrar yeşil sahalarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Mustafa Sevim çocukluk arkadaşıyla Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi'nin bir maçında karşılaşmanın hoş bir sürpriz olduğunu belirtti. Foça Torbalı maçına görev aldık ve buraya gelmişken bir de sürprizle karşılaştım. Çocukluk arkadaşım Seyfi Bey'e rastladım. Böyle şeyler çok güzel yani eski arkadaşlara rastlamak ve bu maçlarda da centilmence geçmesi en büyük dileğimiz. Mustafa abi bizim çocukluğumuzda idolümüz olan futbolculardan bir tanesiydi. Bizden birkaç yaş büyükler. Biz onları örnek alarak top oynamaya başladık. Evet, böyle. Beraber maçlar da yaptık. Ama şimdi Türkiye Masterlar Veteranlar Futbol Ligi'nde onu hakem olarak Foça'da gördük. Çok mutlu olduk. Kendilerine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Foça Belediyespor Masterlar takımından Ertuğrul Yılmaz'la Atakan Yıldırım karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunarak galibiyet sevincini dile getirdiler. 5. haftada ilk galibiyetimizi aldık. 4 haftadır iyi top oynuyorduk ama oyunumuzun sonucunu alamıyorduk. Şeytanın bacağını kırdık. Karşı tarafta centilmendi. Yakışır bir Master camiasına yakışır bir maç oldu. Herkesin ayağına sağlık. Herkese başarılar. Başarılar. Görüşmek üzere. Bu haberle birlikte spor haberlerini noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.